Pek fazla bilinmeyen bu gizemli sahada sadece ayak izimizi belgeleyen ve insanlığa sunduğumuz bu film baki kalacaktır. Tırmanış yaptığımız bu saha oldukça zor, engebeli, hızlı dikey yükselti ve riskli arazi sistemidir. Ekstrem çıkış gerektiren saklı doğa köşeleridir. Merkezi Bey Dağları'nın Akdeniz'e bakan yüzünün tüm olağanüstü büyülü güzelliğine sahip bölümünden, kanyon özelliğine sahip vadi kıyısından Tunç Dağı sahasına doğru tırmanmaya başlıyoruz. Çıt dibi Bereket Dağları'nın ana kırık sahasından Fesliken Yaylası ve Bereket zirvelerine bizimle beraber bir geziye çıkarak doğanın en muhteşem manzaralarına tanık olacaksınız. Antalya'nın yanı başında muhteşem doğa sistemleri sahasında nice aşklara ve yaşamlara tanıklık eden yıkıntı halindeki evleri göreceksiniz. Geçiş rotamızda birkaç uğrak mevki olan Çit Dibi başlangıçlı Sol Vadide, Koroçluğu ve Çitbos mevkileri var. Çit Dibi, Söğüt Taşpınar mevkii, yukarı doğru Baboş Dağ Tepesi, Baboş Dağ Tepesi sağında İlbız mevkii, solunda Deve Çökeği mevkii, Baboş Dağ Tepesi'nden yukarı sola doğru Tufa Yaylası mevkii, yukarı sağ Sirkeli Çukur mevkii, Tekneli Pınar mevkii, Kaynarca mevkii ve Dünek mevkiidir. Baboş Dağ Tepesi'nden yukarı doğru hizalama Fesliken Yaylası ilkini gerçekleştirdiğimiz 2013 yılı ve sonrası zamanlarda tırmanış gerçekleştirdiğimiz bu kırık eğimli sahada doğa ana birçok değişiklikler yapmıştır. Değişim döngüsü aralıksız devam ediyor. Birçok güzel şelale yok olmuş ama yenileri oluşmuştur. Vadi tabanında ve yan geçişlerle 600 rakımdan 2500 rakıma dek tırmanmaya devam ettik. Mart ayında çınarlar hala yapraklarını açmasa da çamların yeşilliği makilerle muhteşem birliktelik sergiliyor. Bu sahada doğanın restoranı hala boştur. Sonbahar döneminde yerlerde kalan sertleşmiş alıçlar, yaban armutları yine de atıştırmalık olabilir. Bereket Dağları tüm heybetiyle tepemizden bakıyor. Çok az kar manzaralı beyaz elbiseleriyle tüm haşmetiyle Akdeniz'e mağrur bakıyor. Zaman zaman kameramıza görüntü vermesi için yansımalarıyla bize işaret ediyor. Doğa anıdır bu. Nelere kadirdir? Güzellik ve endam temaşası ile bakmasını bilenlere ne ibretlikler vermez ki? Nice aşklara, nice yaşamlara tanıklık etmiş, yıllara meydan okuyan o egzotik yayla evleri kameramıza kendilerini görüntülediğimiz için teşekkür etse de yıkıntı halinde zamana direnmede artık yenilgiyi kabullenmiş manzara ile derin sessizlik içindeler. Bu evler geçmiş kültürel değerlerimizin en iyi yansıtıcılarıdır. Terk edilmiş ve ilgisizlik, geçmiş kültürel yaşantılarının en önemli tanığı bu evlerin acı kaderi olmuştur. Bakımsız, çoğu yıkılmış ağlamaklıdır. İnsan kendisine sormadan edemiyor. 300 yıl öncesine dayanan bu yapılar, o dönemlerde ne zorluklarla inşa edilmiştir. Yol bel yok. Buraya yaşam ve gıda malzemeleri nasıl tedarik edilmiştir? Tarıma elverişli olmayan bu sahaya un ve benzeri yaşamsal gıdalar nasıl getirildi ve sayısız soru dizini sorulabilir. Aynı zamanda bu sahada kaçak kazı yapıldığı görüldü.
Sahada Tunç Dağı'na doğru tırmanışımız devam ederken 1600 metrelerde toplu yerleşke yakıntıları hala zamana direniyor. Burada da geçmişin hayat izleri bizleri geçmişin yaşanmışlığının derin gizlerine götürdü. Belki gözden uzak olmaya çalışan kaçkınların mekanıdır. Belki de sadece burada yaşamak ve hayvansal ürün elde etmek için yayladır. Ama her ne olursa olsun mutlaka güzel ve kendine has yaşam disiplinleri olmuştur. Güzel doğanın bağrında güzel aşklar, doğal beslenme ve uzun yaşam. Hey gidi zaman hey! İşte teknoloji öncesi insanının muhteşem azmi bu olsa gerek. Sahadaki geçmiş zorlu yaşamlara saygı ile bakmak ve anmak uygar insanın görevi olmalıdır diyoruz. Uzaktan bakıldığında Bereket Dağları doğası enine devasa kırıklar ve çöküntülerle muhteşem görsel panoramaları sunuyor. Sarp kayalık sistemlerde sahadaki yırtıcı kuşlara ve bazı memelilere ev sahipliği yapıyor. Net patika yollarının olmadığı bu sahada tırmanışımız devam ederken en büyük engelimiz dikenli küçük yapraklı makiliklerdir. Batan dikenleri çıkarmak epey zaman alıyor. Yükseldikçe keskin eğim kırıklarının oluşturduğu görsel güzellikler doyumsuzdur. Dağ zirvelerinde eriyen kar suları sabah saatlerinde boz bulanık aksa da birkaç saat sonra turkuaz yeşil berraklığına dönüşüyor. Kargı yelpaze deltası tipindeki bu sahada canlı ve cansız varlıkların tümü olan doğaya hangi açıdan bakarsak bakalım insan doğanın bir parçasıdır. Doğada her olgu ve süreç birbiriyle etkileşimde ve bu anlamda da sarmal bir döngü içindedir. Bu filmimizi detaylı olarak sunarken insanlığın doğa ile ilişkisinde başarısızlığını vurgulamayı, günümüzde karşı karşıya kaldığımız doğa tahribatları, çevre sorunları göz önünde tutulduğunda gerçekten de doğayla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmemizin gerekli olduğunu amaç edindik. Mevsim gereği doğanın bu sahadaki restoranı boş ve sessizdir. Kuşlar, börtü ve böcekler, kurbağalar, yusufçuklardan eser yoktur. Çırçır böcekleri de şarkılarını söylemiyor. Kanyon vadi derinliklerinde. Muhteşem restoran ilkbahar mevsimi için doğa anı tarafından tadilata alınmıştır. Her şeyden önce insanın da ekosistemin bir parçası olduğu ve diğer canlılarla birlikte aynı besin zincirinin bir halkasını oluşturduğu bakışıyla doğa ana bizi muhteşem çam ormanları, berrak turkuaz vadiyi besleyen kar sularıyla karşılayarak kucağıma bağrıma hoş geldiniz dedi. Sessizlik bürümüş kanyon vadi çevresi ortamında yol alırken su çağıltıları kesinlikle ruh ve beden terapisini aynı anda yapıyor. Yorgun bedenin rehabilitasyonu en iyi bu suların kıyısında ve ormanın hışırtısı içinde yürümekle yapılır.
Sahasında kış mevsimi bitmiş, ilkbahar yeni başlamış, çamlar dört mevsim aynı konumda olmasına karşın, diğer yapraklılar soluk yeşil renk tonlarıyla en görkemli, en muhteşem ilkbahar için elbiselerini hazırlıyor. Yürekleri doğanın aşk harmonisi ve doğa sevgisi ile dolu, beyinleri ve ruhlarında doğa ile bütünleşmek olan biz iki kişi doğanın büyüsüyle ciğerlerimize bol oksijen çekiyoruz. Bizimle beraber yolculuğa çıktığınız Bereket Dağları Tunç Dağı sahasının muhteşem doğasında sizler, doğanın korunmasının ne denli önem taşıdığını öğrenecek, bilgi edineceksiniz. Yerkürenin oluşumundan günümüze canlı türleri 7 kez kütlesel olarak yok olmuştur. Geçmişteki bu yok oluşlar doğal olgular ve süreçlerden kaynaklanmışken, bugün doğal süreçlerin yıkıma dönüşmesindeki en önemli etken doğaya müdahale eden ve koşulları olumsuza evrilten insandır. Doğaya, doğal süreçler ve dengeler göz önüne alınmaksızın yapılan müdahaleler ve yararlanma uygulamaları doğanın tahrip olmasına, doğal dengelerin bozulmasına ve yıkımlara neden olacaktır ve olmaktadır da. Bu bilinçsiz ve sömürü amaçlı yararlanma doğada kaos yaratacak, giderek artan sayıda canlı türünün yok olmasına ve kütlesel kırımlara neden olan beklenmedik doğal olaylara zemin hazırlayacaktır. Yükselmeye devam ettikçe doğa ananın renk canlılığının değişimlerine tanık olacaksınız. Parlak masmavi güneşli gökyüzünde doğanın seremonisi insanı tüm stresinden arındırarak rahatlatıyor. İlkbaharın ilk günlerinde soluk pastel renkler hala egemendir. Eriyen kar suları ile oluşan akarsu namelerinde yemek ve çay molası tırmanış yorgunluğunu atmaya yetiyor. Tüsküllü çayımız doğanın cömertçe sunduğu kuru odunlarla kaynarken biz karnımızı doyuruyoruz. Çay keyfimiz kayanın üzerine koyduğumuz çay dolu bardağın güneşin ışığı ile aroma ve rengini kontrol edip çavlan sesi eşliğinde içmeye başlıyoruz. Odun ateşinde kaynayan çayın tadını ancak bu çayı içen bilir. Bir süre seyredip görüntü aldıktan sonra hemen kayalıklara tırmanarak zirveye doğru yola koyuldu. Tüsküllü çay şelalede içilir. Tavsiye ederim. Bütün kanyonlar bizim. Doğa tahribi ile insan türünün yok oluş sürecinden kendini kurtarabilmesi için doğaya bakışını kökten değiştirmesi gerekmektedir. İnsanı sömürmeyen bir sistem, insanın doğal ve asli bir parçası olduğu doğayı da sömürmeyecektir. Doğa, kendisinden hoyratça alınanı her daim geri alma gücündedir. İlkbahar renklerinin yansıdığı ve güneşin yükseldiği saha alanı farklı açılardan ışık saçıyor. Kanyon müdavimi olan bin yıllık ardıç, çınar ve çam ağaçları güneşi arkalarına almış, rengarenk tonlarda ışık cümbüşüne bürünmüş, gerideki koyu gölgeli kayalık arka fona nazire yapıyor ve gözlerimize muhteşem ışık kaynağı olarak hitap ediyor. Doğal ömrünü dolduran ardıçlar burada hala başka ortak yaşamlara ev sahipliği yaparak işe karışıyor. Ömrünü doldurmuş ardıç ölürken bile omzunu emektar kardeşi çam ağacına dayamış hala dimdik ben varım diyor. Görsel güzellik oluşturmaktan geri durmamış,
doğa ananın sonsuz nimetlerini hala sunuyor. Ülkemizde çok fazla sayıda kanyon veya vadi olmakla birlikte çok az sayıda insanımız doğa köşesi olan bu saklı güzellikleri bilmektedir. Dünya yüzeyinde nehirlerce oluşturulmuş derin vadilerdir. Birçok kanyonu uzun süreli erozyonların yaylalar üzerinde oluşturduğu bilinmektedir. Kanyon yapılarının iki yanlarındaki duvarlar erozyon ve aşınmaya dayanıklı sert kayalardan oluşur. Bu filmimiz doğanın korunması açısından önemli misyona sahiptir. Çünkü insanların gereksinimlerinin değişen ve gelişen teknoloji ile sürekli farklılaşması ve artması, sınırlı doğal kaynaklar üzerinde aşırı baskının oluşmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda dünyada bitki örtüsü zonlarında meydana gelen degradasyon ve yok oluş nedeniyle dönüşüm süreci başlamıştır. Özellikle sanayileşme ile beraber bu süreç hızlanarak devam etmektedir. Ekoloji biliminin nihai amaçlarından birisi de canlılar için kaliteli yaşam ortamlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan insan ise yine bu sorunların da merkezinde yer almaktadır. Akdeniz bölgesini baştan başa kaplayan Toros Dağları, sahanın topografik ve jeolojik yapısı ile iklimsel özellikleri bu tür çeşitliliğinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ili ve çevresi de bitki çeşitliliği bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Endemik bitki türü sayısı açısından ülkemiz genelinde ilk sırada gelmektedir. Antalya ili ve çevresinde bitki çeşitliliğinin deniz seviyesinden 0 ile 2500 metre yüksekliğe kadar olan bölgede yayılış gösteren bitki türleri çok çeşitlidir. Çıkışını yaptığımız bu doğa sistem sahası Antalya'ya 45 kilometre uzaklıkta olup çok zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Lan, var mı beni yanmaken? Akdeniz bölgesinin tipik bitki örtüsü olan maki formasyonları sahil kesiminde kıyı, kumul bitkileri, bereket dağı eteklerinde Kızılçam orman kuşağı ve yerleşim yerlerinin yakınında kültür bitkileri yer almaktadır. Bununla birlikte bu bölgelerde dünyanın başka hiçbir yerinde yayılış göstermeyen, sadece ülkemize özgü olan endemik bitkiler olan dağ nergisleri, kantaron otu, kekik, nane, biberiye, şalban otlarını bir bölüm olarak sıralayabiliriz. Değmemiş Kanyon Vadisi sahasından geçerken doğa ana bize kendisini hissettiriyor. Beni tahrip etmeyin, yormayın diyor. Dolayısıyla insan doğada varlık bulan ve yaşamını sürdürebilmesi için de sorumlu olarak doğayla ilişki içinde olmak durumunda olan bir canlıdır. Bu ilişki parçası olduğu doğa içinde kendi gereksinimlerini karşılamaya dönük bir çabadır. Her şeyden önce o, ekosistemin bir parçasıdır ve diğer canlılarla birlikte aynı besin zincirinin bir halkasını oluşturmaktadır. İnsan, öncelikle bu değerleri çok iyi korumalıdır.
İşte buna en iyi kanıt sahada bulunan 300 yıllık evlerin yıkıntılarıdır. Zamanın insanları bu evleri inşa ederken doğaya son derece saygılı hareket etmişler. Sadece yaşamsal ihtiyaçları için doğadan yararlanmışlar. Doğanın kendi asli döngüsüne zarar vermemişler. Bu ev sahadaki doğal malzeme kullanılarak üstün emeklerle yapılmış. Uzun süre sahibine barınaklık etmiş. Aynı zamanda nice değerli anıların sırlarını hala sizlerle paylaşmam diyor. Ah, bu taş mekanın dili olsa da konuşsa. Kanyon Vadi ve çevre sahası geçişlerimizde flora sistemi olağanüstü büyüleyici ve zengindir. 0 ile 2365 metre arası yükselti farklılığı ve değişik bakı özelliği ile zengin biyolojik çeşitliliğe sahip saha alanlara sahiptir. Akdeniz iklim tipinin bitki topluluklarını sergileyen orman ve maki örtüsü içerisinde sakız ağacı, yabani zeytin, sandal, keçi boynuzu, defne, tesbih gibi 865 bitki türü tespit edilmiş olup, 25 adedi bölge endemiği olup sadece bu bölgede yetişmektedir. Bunların toplam tür sayısına oranı %3'tür. 154 adedi yani %18 Türkiye endemiği olarak tanımlanmıştır. Saha alanı, fauna sistem bütünlüğü çok sayıda tür kapsar. Yaban keçisi, şah kartal, vaşak, kurt gibi sayıları her geçen gün azalan önemli türler barınmakta ve üremektedirler. Sahanın üst bölümlerinin denize bakan kısımlarında kızılçam ve maki formasyonundan oluşan birleşim aniden yükselen dağlarla birlikte vahşi bir o kadar güzel görüntü sağlamaktadır. Sahada granit ya da kum taşı gibi oluşumlar da vardır. Kanyon oluşumunda hızlandırıcı etkisi olan hava akımları kuru alanlarda sulak bölgelere nazaran daha etkili olduklarından kanyonlara bu tür bölgelerde daha sık rastlanır. Sualtı kanyonları adından da anlaşılacağı üzere deniz taban seviyesinde oluşan kanyon yapılarıdır. Karasal olanlarla hemen hemen aynı özelliklere sahip olan ve genellikle nehir ağızlarında vücut bulan bu yapıların oluşumlarında sualtı akıntıları temel etkendir. Saha alanında tırmanışımız ve geçişimiz devam ederken akşam zamanında güneşin kanyon ve çevresindeki alanlarda suya, kayalıklara ve ağaçlara düşen ışığı yansıma ile oluşan muhteşem ışık oyunlarına tanık oluyor ve "Hey, doğa ana sen nasıl büyük bir şeysin" diyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru akan suyun güneş ışığı ile muhteşem dansı, inci taneleri ve turkuaz renk görünümü sunarken, yıllanmış yaşlı büyük çamların iğne yapraklarının parlak ışıkları, arka fonda derin vadinin karanlık gölgesi ile, en doğal renk seremonisi ile bize muhteşem çekim görselleri sunuyor. Yemyeşil ormanlarla kaplı, sarp dağlar içinde şırıl şırıl akan kar suları kanyonu ve muhteşem kayalık formasyonları ihtiva eden tüm güzelliği ile göz doldurur. Olağanüstü güzellikteki saklı doğa sistemlerinin hakim olduğu kanyonun dışında dağ patikasından tırmanarak eski Ligya yolu kullanılarak yaylalara ulaşmak mümkündür.
Kanyon Vadisi'nde beslenip coşan kar suları, kanyon sahası boyunca inişler ve dönüşler yaparak çeşitli orman ağaçları olan çam, çınarlar, yüksekte sedirler dahil mevsimine göre sarı kıtır tırnakları ve pembenin her tonunun açtığı zakkumlarla kaynaşarak ve onları da serinleterek kıvrıla kıvrıla Akdeniz'de buluşurken geride akşam güneşinde ardış, çam, keçi boynuzu, mısır meşeleri ve makilerin gölge gömlekli renk seremonisine tanık oluyoruz. Sadece odun sular mı gölge dansı yapar? O suların endamını göstermeden geçmek olmaz elbet. Sütleyenin güneş dansını buyurun. Sahada mevsim gereği sütleyen bitkisinin çiçeklenme dönemi bitmiş, küçük meyvelerini vermiş haline tanık olduk. Böcekleri sarhoş eden nektarıyla kendine çektiğini kayda aldık. Yabani alışların beyaz çiçekleri artık dökülmek üzere olup meyve çekirdeği oluşum zamanı başlamıştır. Antalya, Batı Akdeniz bölgesinde yer alan ve orman, dağ, deniz, maki, tatlı su gibi farklı ekosistemleri barındıran önemli bir coğrafik alandır. Bu farklı ekosistem yapısı, tür çeşitliliğinin de zengin olmasına olanak sağlamaktadır. Geçişini yaptığımız bu saha dahil, ekosistem çeşitliliği çok sayıda yerli kuş türünü barındırdığı gibi, birçok göçer türün de sonbahar veya ilkbahar göç dönemlerinde alanı kullanmasına veya üremesine imkan sağlamaktadır. Bu çeşitliliği gösteren alanlardan birisi de Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde yer alan ve içinde yürüdüğümüz Çıt Dibi Bereket Dağları ve Tunç Dağı sahasıdır. Kar sularından oluşan tatlı su ve karasal ekosistemlerini bir arada barındırmaktadır. Saha bitki coğrafyası açısından Akdeniz fitocoğrafik bölgesi içinde yer alır. Türkiye'nin büyük bir kısmında hüküm süren Akdeniz iklimi, ılıman ve yağışlı kışlar ile sıcak ve kurak yazlarla temsil edilir. Asıl Akdeniz vejetasyon katı olarak nitelenebilen sahada kızılçam, mazı meşesi, keçi boynuzu gibi karakteristik türler bulunmaktadır. Ayrıca sandal ağacı, sakız ağacı, zeytin, defne gibi Akdeniz'in tipik bitki örtüsü olan maki formasyonlarına ait elementler de alanda yer almaktadır. Bu sahanın ekosistemindeki canlı çeşitliliği primer üreticiler olan bitkiler tarafından belirlenir. Diğer canlı grupları ekolojik koşullar kendileri için uygun ise alana yerleşerek ekosistemi oluşturur. Geçişini yaptığımız bu sahada böylece dinamik bir denge kurulur ve dışarıdan herhangi bir olumsuz biyotik veya abiyotik etmen girmediği sürece ekosistem sağlıklıdır demektir. Bir alandaki bitki çeşitliliğini belirleyen temel etmenler ise iklim, toprak ve diğer çevresel faktörlerdir. Saha alanı ve çevresi yüzyıllardır antropojenik etki altındadır. Çeşitli medeniyetlerin yerleştiği bu alanda günümüzde turizm faaliyetlerinin etkisi belirgin olarak görülmektedir. Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bu tip alanlarda tarihi eserlerle birlikte doğanın elden geldiğince korunmasının yanında ziyaretçilere doğa ve çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalara da ihtiyaç vardır.
Sahada yere boylu boyunca uzanmış dev boyuttaki artış ve alıcın yaşam döngüsünün sona ermesi çok hüzün verici olsa gerek. Ancak ölürken bile nice liken yaşama ev sahipliği yapıyor. Kendisi sanki ölmemişçesine dallarını hala oldukça dik ve sert uzatmış yanıma yaklaşmayın havasındadır. Akşam güneşi burada çoktan batmış, uzak yamaçlardan ancak görülebilirken sessiz hüznü çavlan sesleri bozuyor. Bu muhteşem sahanın biyoçeşitliliği, kara yosunları, vasküler bitkiler, sucul omurgasızlar, siyah mikromantarlar, liken oluşturan mantarlar mevcut olup kuşlar açısından önemlidir. Turizme açık olan çevre, ziyaretçilere belli bir alanı doğal öğeleriyle birlikte koruma bilinci sunmak üzere bir planlama yapmak elzemdir. Saha kayalıkların çatlama ve ufalanmalarındaki etkenlerden biri de mikromantarların hifleridir. Taşın içinde buldukları çatlak ve boşlukları takip ederek buralarda yeni koloniler oluşturur. Bu koloniler içeride büyüdükçe oluşan yüksek iç basınç taşın çatlamasına veya parçanın kırılıp düşmesine neden olur. Bulaşma, yapışma ve parça kaybı tekrar eden bir süreçtir ve hifler sürekli taşın derinliklerinde ilerleyerek içeride yeni boşluklarda yeni koloniler oluşturur. Oldukça yavaş işleyen bu süreci belirleyecek ve kolonilerin taşın üstünde büyümelerini doğrudan izleyebilecek bir metot geliştirilememiştir. Saha alanında yaklaşık 35 mikromantar türü bulunmaktadır. Sahanın manzara bütünlüğü, jeolojik yapı gibi nedenlerle koruma altına alınan alanların sadece korunması hedeflenen öğe açısından ele alınması uzun sürede bazı sorunları beraberinde getirecektir. Alanda bulunan doğal ekosistem göz ardı edilerek yabani bitkilerin peyzaj amacıyla bilinçsizce bertaraf edilmesi, yerine egzotik bitkilerin kullanılması, gezinti yollarının açılması gibi faaliyetler sırasında yitirilecek çok sayıda biyolojik materyalin yok olmasıyla sonuçlanacaktır. Oysa doğal yapının korunmasının, sürdürülebilir turizm faaliyetleri açısından da anahtar rol oynadığı bir gerçektir. Söz konusu alanların ziyarete ve turizme açılması ile birlikte sorunlar daha da belirginleşecektir. Turizm faaliyetlerinin doğal yapıya hızla zarar verdiği bir yörede, Akdeniz'in tipik klimaks bitki taksonu olan kızılçam topluluklarının nispeten fazla yoğun ve sağlıklı olması, halen korunmuş doğal bir yapının varlığını işaret etmektedir. Bu yapının sürdürülmesi önem taşımaktadır. Yerli ziyaretçiler açısından ise her yaşta doğa bilincinin oluşturulmasının ne kadar elzem olduğu mutlaka düşünülmelidir. Sahada hurma, gökdere ve hisar çandır mahalleleri dahil yer yer kızılçamında bulunduğu karaçam ormanlık alanda toros sidiri, boylu ardıç, sütleyen ve şebren bitkisi, mersin, kızılçam, zeytin hakimdir. Dağların uzanış ve yüksekliği farklı bitki ve orman ekosistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum dağ ekosistemlerinde gastropod çeşitliliğini önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda Beydağları da Antalya bölümü oldukça önemli ekosistemlerdendir.
Bu filmimizin bölgede yapılacak diğer biyoçeşitlilik araştırmalarına ve gastropoda faunası üzerinde yapılacak olan araştırmalara katkıda bulunacağı düşüncesindeyiz. Yürüyüşünü ve tırmanışını yaptığımız sahada Tunç Dağı 2649 metre rakımıyla Bakırlı Dağları'nın en yüksek üyesidir. Antalya'nın ünlü plajlarından Konyaaltı'nın batısında görkemli şekilde yükselir. Yan yana 3 tane doruğu olup bunlardan ortada olanı en yükseğidir. Sırasıyla 2640, 2649 ve 2648 metrelik zirvelerinin dışında en doğuda 2519 metrelik bir doruğu daha vardır. İşte bu bereket zirvesidir. Tuş Dağı halk arasında Bey Dağı, Akdağ, Kemikli Dağı, Fesleğen Dağı, Bereket Dağı ve Develi Dağı gibi farklı isimlerle de anılır. Geyik Sivrisi Zirvesi'nin hemen arkasında bulunan 3 tane sivrisi olan dağ Bereket Dağı'dır. Bu 3 zirvenin ortasındaki en yüksek ve kış boyunca karlı kalan doruk ünvanına sahiptir. Bir başka diğer adı Tunç Dağı, uç zirvesi olan 2649 metre rakıma sahiptir. Bereket Dağı'nın diğer zirveleri 2502 metre ve 2616 metreye sahiptirler. Dağın güney tarafı Yarbaş Çandır Köyü, Otseki Yaylası, çit dibi yerleşim yerlerine bakar. Bariz, çarşak, kayalık ve sedir ağaçlarını barındırır. Sedir, artış ve kızılçam ağaçları bu bölgenin hakim ekosistemidir. Özellikle Otseki Yaylası'nda sedir ve artış daha fazladır. Batı yüzü tamamen çıplak konumda Bakır Dağı ile Karadere sahası ile ayrılmakta ve dere köylülerinin yaylası olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birkaç kar çukuru denilen dolenler bulunmaktadır. Yazın dere kurur, hiç su bulunmaz. Buna rağmen çıplak arazi yapısı kolay çıkış sağlar. Dağın doğu tarafı fesleğen yaylası ile çevrilidir. Ayrıca Tufa Yaylası buradadır. Bu sahalar tamamen çıplak durumda olup Mayıs ayında yaylacıları barındırır. Doğu tarafı kuru bir dere olan Akdere ile ayrılmakta. Bir bölümünde Deve Çökeği, Çitbaşı, Çatal Kayalar, Kar Uçtuğu olarak anılan dik ve yalçın kayalık alanlar bulunmaktadır. Yüzde aynı zamanda işlek bir patika bulunmakta olup aynı patika ile Yarbaş Çandır ve çitli bir yerleşim bölgelerine ve bu yaylalara ulaşım sağlanır. Bu yüzey tarafı aynı zamanda Bereket Dağı'nın çıkış rotası konumundadır. Dağın kuzey bölümünde Doyran Köyü'ne ait Kar Çukur Yaylası bulunur. Çok güzel bir kamp alanına ve
suya sahip olan yaylaya Fesiken Yaylası'ndan geçilerek ulaşılır. Bu bölüm ise dağın klasik rotasıdır. Antalya'dan bölgeye giden herhangi bir araç bulunmaz. Ancak özel bir araç ile ulaşım mümkündür. Siz izleyiciler, bu sahada bizimle yürürken veya muhteşem doğa köşesini izlerken, ekolojik kökenli sorunların kaynağının insan olduğunu, ancak yine ekolojik yaklaşımlarla çözülebileceği açıktır tezinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini fark edeceksiniz. Bu nedenle doğa ve insan arasındaki ilişkilerin iyice incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda insan ekolojisi en plana çıkmaktadır. İnsan ekolojisinde birey ve sosyal ekolojisi, antropolojik ve sosyolojik ekoloji gibi alt gruplara ayırmak yerinde olacaktır. Kargı-Yelpaze Deltası çökelleri, Çitlibi-Bereket Dağları ve Yarbaş Çandırı saha havzasının genişleme tektoniğinin etkisinde olduğu dönemde depolanmıştır. Delta çökellerinde gözlenen normal faylar ile fayların hemen üzerinde bulunan deforme olmamış tabakalar, sedimentasyonla eş zamanlı bir tektonizmanın varlığını göstermektedir. Dağlık sulak alan sistemine sahip saha havzası, topografya açısından engebeli bir yapıya sahip olup, deniz seviyesinden 900 ila 1400 metre rakımları arasında yer almaktadır. Antalya Napları formasyon ile Beydağları formasyonları arasında yer almaktadır. Yaygın kayaç türü, mezozoik kireç taşı ve killi kireçli şistlerden oluşan jeolojik yapı gözlenir. Karmaşık endemik ekosistemler barındıran sahada sert ve dik eğim kırıkları hakim konumdadır. Kış mevsiminde kabaran mevsimlik dereler yaz ortasına kadar varlığını sürdürür. Çoğunlukla kırmızı Akdeniz toprakları ile kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları hakimdir. Geri kalan önemli toprak tipleri kahverengi orman toprağı ile yamaç kesimlerde görülen kolivyal topraklardır. Bitki örtüsü düşük rakımlarda kızılçam ağırlıklı olmakla birlikte bazı alanlarda servilere rastlanmaktadır. Maki türlerinin kızılçamın tahrip edildiği alanlarda yaygın olduğu görülmektedir. Sahanın yüksek rakımlı yamaçlarında karaçam, sedir ve ardıç ağaçları hakim türler halindedir.
Akdeniz ikliminin sahil kesimine göre kışları daha soğuk ve kar yağışlı, yazları daha serin ve aynı zamanda kurak geçmektedir. Bereket Dağı'nın yüksek kesimlerinden kaynağını alan birçok küçük dere bulunmaktadır. Ancak bu dereler kış ve ilkbaharda yağışlar ve kar erimeleriyle kabaran sularının büyük bir kısmını yaz kuraklığı ile kaybederler. Sonbahardaki yağışlara kadar yazın birkaç tanesi hariç çoğunluğu kurur. Batı Toroslar'da Antalya Körfezi batısında yer alan sahanın naplı yapıların egemen olduğu bölgede vahşi bir morfolojisi egemendir. Antalya Körfezi batısında deniz kıyısında aniden yükselen tepelerle dağlık bir manzara görüntüsü oldukça güzel ve görkemli peyzajlar sunar. Genellikle masifimsi ve kalın tabakalı kalkerlerle kaplı yüksek tepeler, faylar dolayısıyla yüzlerce metre yükseklikte şevler meydana getirmiştir. Tepeler çok sivridir. Adeta minare şeklinde bir aşınmaya maruz kalmışlardır. Serpantin ve kalkerler içindeki vadiler V şeklindedir. Alan sahasında Akdeniz iklimi yağış rejimi hüküm sürerken yıllık toplam yağışın yarısı kış aylarında gerçekleşir. Saha topografyası kayalık, kukurdanlık yapı özelliği gösterir. Kanyon oluşumları yer yer oluşmakta olan mikroklima sebebiyle havza alanı zengin faunaya, floraya ve habitat çeşitliliğine sahiptir. Alandaki yükseklik farkının çok oluşu ve lokal iklimin bulunması sebebiyle çeşitli ekosistemleri barındırmaktadır. Kızılçam ve maki alçak rakımlarda hakim türlerdir. Yükseklere çıkıldıkça göknar, karaçam ve sedir karışık ormanları, dere içlerinde Akdeniz florasında bulunmayan çınar yapraklı karışık ormanlar ve lokal olarak özel ibreli yapraklı karışık ormanlar ile Alpin zon görülmektedir. Geçmişte Anadolu'da yaşayan buzul çağı ve sonrasındaki sıcak dönemler dolayısıyla alanda farklı fitocoğrafyalara ait bitki ve hayvan türleri yer yer bulunmaktadır. Bölgedeki yaban hayatı sahasının yükseklik farkları, arazi şekilleri birçok yaşam ortamının oluşmasını sağlamış, zengin flora ve faunayı meydana getirmiştir. Anadolu'nun endemizm bakımından en zengin bölgesi olan Batı Toros Dağları ve Akdeniz fitocoğrafya bölgesinde yer alır. Bu havzada farklı oranlarda kaya vejetasyonu gözlemlenebilir. Kayalık alanlar burada insan etkisinden uzak, daha iyi korunmuş alanlar durumundadır. Bu sahada floristik, ekolojik, ekofizyolojik, fitososyolojik bir çalışma yapılmamıştır. Saha kayalık sisteminde habitatlar karasal biyomların çoğunda yer almaktadır ve heterojen olmaları topografya ve vejetasyondaki çeşitliliğe bağlıdır. Genel olarak kayalık alanlarda çeşitlilik ve vejetasyon örtüsü, nem, kayanın stabilitesi ve tohum çimlenmesi için uygun yerlerin bulunması gibi özelliklere bağlı olarak artmaktadır.
Ancak endemizm, kayalık alanın benzer habitatlardan izolasyonuna ve kaya yüzeyindeki ekolojik koşulların çevredeki bitkilerin gelip yerleşmesine karşı ne kadar bariyer oluşturduğuna bağlıdır. Kaya yüzeyleri, çevrelerindeki habitatlara göre düşük su tutma kapasitesi, besin azlığı, tohumların tutunma ve çimlenme zorluğu, rüzgara ve güneşe daha fazla maruz kalma gibi faktörlerin bir arada olması nedeniyle çevrelerindeki vejetasyonda yetişen bitkiler için bir bariyer oluşturmaktadır. Böylece kayalık alanlar genellikle çok özelleşmiş bir vejetasyona sahip olurlar. Bazı bitki grupları bu ekosistemlerde hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde özelleşme veya ön adaptasyonlar göstermektedirler. Kurumuş yaprakları yeniden suyla canlandırmak, kurak ve fakir habitatlara yerleşmelerini sağlayan su depo eden yaprak, bulb veya hava kökleri oluşturmaktadırlar.